Yurdun dört bir tarafını saran yangınlarda tabii ki ne yazık ki maddi hasarlar da meydana geldi ve vatandaşlar da artık şu soru akıllarına soru işareti doğdu. Haliyle birçok vatandaş şunu düşünüyor. Şimdi o maddi zararlar karşılanabilecek mi? Sigortalar zararı karşılıyor mu? Detayları haberimizden izleyeceğiz. Muğla, Aydın, Antalya. Türkiye'nin bağrını yakan yangınlarda birçok yerleşim yeri de küle döndü. Yangınla birlikte zarar gören ev ve iş yerlerinin sigorta kapsamında olup olmadığı sorusu akıllara geldi. Geçen hafta başlayan yangınlar yerleşim yerlerine kadar indi. 2300 yapı etkilendi, 126 konut oturulamaz hale geldi. Peki orman yangınları sigorta kapsamında mı? Orman yangınından dolayı evlere, yan taraftaki evlere veyahut da iş yerlerine zarar gelirse o tür durumlarda onları kapsam içerisine, konut sigortaları kapsam içerisine alıyor. Konut sigortaları sadece yangın değil, sel, su, hırsızlık, birçok şeyleri de konut sigortası vasıtasıyla teminat altına alınır. Konut paket poliçesi olan binalar için sigorta şirketleri hasarın tamamını karşılıyor. Ancak orman yangınlarının sabotaj amaçlı çıkarıldığı tespit edilirse sigorta şirketlerine %2 oranında muafiyet uygulanıyor. Mesela 100 bin liralık eviniz var. 100 bin liralık evin bu yangından dolayı eğer terör sabotaj yoksa hasarın tamamı ödenir. Eğer terörden dolayı veyahut da sabotajdan dolayı hasar olmuşsa %2'sini yani 100 bin liranın 2 bin lirasını muaf tutulur, gerisi ödenir. Birçok vatandaş zorunlu deprem sigortası DASK'la birlikte evlerine gelen hasarların da sigorta şirketi tarafından karşılanacağını düşünüyor. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. DASK sigortası sadece ve sadece depremden olan hasarları öder. Onun için de üstüne, deprem sigortasının üstüne mutlaka bir konut sigortası alınması çok çok önemli. Yangın nedeniyle hasar gören araçların zararı, eğer kasko sigortası varsa, sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Ancak sadece trafik sigortası olan araçların zararı karşılanmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.